bu evrak ne ha, Ne bu? şimdi bu evrak e, hava kuvvetleri komutanlığına depremde arama kurtarma çalışmalarına e, i, i, arama kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan uzman ve gönüllü askerlerin görevlendirilmesini dair ilk yazı bu yazıyı kim yazıyor bu yazıyı kim yazıyor şimdi bak önce iki tane yazı var <laughs> önce İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. AFAD. 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 Bak. Şimdi bir askeri evrak okuma, resmi evrak okuma dili vardır. Evet. Burada ne diyor? 07-16-13-C-SUP-23-TSG'li mesaj diyor. Evet. Bu ne demek? İçişleri Bakanlığı Af AFAD'ın gönderdiği şu numaralı evrak. Evet. Bu ne demek biliyor musun? Şu TG-TSG, tarih saat gün demek. Tarih saat gün. Tarih ne? 7 mart Saat ne? 16, 13. Gün Şubat 23. özür dilerim. 2023'ün Şubat'ı. Yani diyor ki e, Şubat'ın 7'sinde özür evet. dilerim. 7, 7'si gün. 7'si gün. Şubat'ın 2023 yılının 7 Şubat'ında saat 16, 13'te İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri mesaj göndermiş. Ne evet. zaman? 7 Şubat 16-13'te. Deprem ne zaman oldu İsmail? 6 Şubat'ta, Şubat'ta. 0417'de. Bak 6 Şubat 0417'de deprem olmuş. AFAD Türk Silahlı Kuvvetlerine 7 Şubat'ta 16.13'te mesaj göndermiş. Kaç saat? 35 saat 56 dakika sonra. Evet. Bak 35 saat 56 dakika sonra. Ne demiş? İlgi diyor ya bu askeri evet. yazışma ilgi. Evet. İlgiye burada içeriğini genişletiyor Diyor ki Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrasında yapılan çalışmalara destek vermek üzere personele ihtiyaç bulunduğu ve arama kurtarma konusunda uzman gönüllü yeterli sayıda personelin yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla görevlendirilmesi ilgi mesaj ile talep edilmiştir. İlgi mesaj burada. Heh. Talep eden kim? Afak. Ne zaman? 7 Şubat'ta 16 13'te. Depremden 35 saat 35 sonra... saat 56 dakika. 36 da 36 saat sonra. Bak. 36 saat sonra eleman istemişler. Yani bize asker gönderin, enkaz kaldırmaya adamımız yok diye isteyebilir. Zaten seferberlik halinde, zaten barış zamanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yapar, yol evet, yapar. Evet. Deprem felak. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emir gelse cepheye gider gibi siper enkaza koşacak. Tabii. Zaten onlardan şüphe yok, şüphe duymuyoruz ordumuzdan. Fakat 36 saat sonra istiyorlar. Sonra. Yani burada geç mi kalmış diyeceğiz. Bak devamı da var. Bu bu iş işleri bak Afat talep etmiş ya. Bu bu nereye geliyor? Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geliyor. Bütün e, birliklere geliyor. Evet. Ha? Bu Hava Kuvvetleri harekat Merkezi'ne geliyor. Hı. Hava Kuvvetleri Hareket Merkezi. O da ne yapıyor? Bu talimatı, bu da mesaj. Talimatı kendisine bağlı olan Lojistik Komutanlığı'na. Yayıyor aşağıya. Evet. Hava, işte 3 üç, üç ayrı komutanlığa yayıyor. Diyor ki bu kapsamda birlikler tarafından uygun görülen uzman veya gönüllü personeli planlanabileceği, daha planlanmamış, evet. planlanabileceği, ihtiyaç duyulması halinde hava kuvvetleri lojistik komutanı tarafından personel intikamını sağlanması amacıyla uçak helikopter planlaması yapılabileceği, o da planlanmamış, planlanan personel tarafından her türlü emniyet kurallarının ön planda tutulması. Bak. Depremden bir gün sonra 36 saat sonra ilk talep geliyor ve henüz ne gönderilecek uzmanlar belli, ne de onların gönderileceği vasıtalar belli. Planlama bile daha yok. Yok. 16, 13 hava kuvvetleri komutanlığı bunu kendi birliklerine ne zaman duyuruyor? Bu mesaj geliyor. Evet. O da bundan 5 saat 22 dakika sonra. Niye? Bak. O niye öyle, öyle bilmiyoruz. Onun da açıklaması gerekiyor. Hava kuvvetlerinin bunu açıklaması gerekiyor. Hadi bu AFAS sizden 36 saat sonra istedi. Siz niye 5,5 saat sonra birliklere bunu onu duyurdunuz? emin miyiz ondan da? Tabii onda da var. Çünkü bu O zaman etti 41.5 Bu mesajların saat. geniş hali bende var. Onlar ee. da hizmete özel, çok acele ve tarih saat gün rakamları var. İsmail etti 41 saat. 41 saat. Büyük deprem olmuş 41 saat sonra hala planlama Şimdi, aşamasındayız. ne zaman ulaştırıyor kendi birliklerine? 7 Şubat 7 Şubat günü saat 21.35'te. 21.35'te Türk Silahlı Kuvvetleri mesai sonrasında gidiyor. Dolayısıyla o saatte gene planlamak mümkün değil. Ne oluyor? Bir sonraki güne kalıyor. 8 Şubat'a. 2 gün kaybettik. 2 gün. 8 Üçüncü Şubat'ta güne diğer diğer evrakı da yayınladık o burada yok. 8 Şubat'ta ise bu kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı bütün birliklerine emir yayınlıyor. Emir yayınlıyor. Bu emir olduğu gibi gönüllü ve uzmanların bildirilmesi deprem bölgesine gönderilmesi mazeret ve izinli sayılması diye Peki. bir talimat. Peki şimdi bir şey dur. Heh. 8 Şubat'ta. Peki o ne zaman hava kuvvetleri personeli ulaşabiliyor musun? 8 Şubat'ta saat 17 sularında. Gitti. Bak iki buçuk gün. Gidiş ertesi gün oldu. Yani yaklaşık 3 gün üç sürüyor. 3 gün kaybettik. 3 gün kaybettik. Ha. Bak o 3 günde ne oldu? Bak o 36 saatte, 42 saatte, 2 günde, 3 günde ne oldu? Enkazlarda insanlar ben gözümle gördüm. Gözümle gördüm. İnsanlar şöyle bir alet ve edavat olsa, ne bileyim hilt olsa, vinç olsa çıkarılabilecek ve kurtarılabilecek mesafedeyken kurtarılamadığı insanlar çıkarılabilirdi. Belki böyle yüzlerce enkazda binlerce insanımız imdat bekleyerek ve günün sonunda işte kan kaybından ya da donarak hayatlarını kaybettiler. Eğer vaktinde ve yeterince arama kurtarma ekibi ve onların elinde cihaz olsaydı, büyük ölçüde yüzlerce, binlerce insanımız bugün aramızdaydı. Ve bu neden böyle? Ve bu neden böyle? Neden? Bu çok önemli. Şimdi, bir iktidar kendi ordusundan darbe yapar diye korkarsa böyle olur işte. 2010 yılında Emasya protokolünü kaldırdılar. Neden? Fethullah Çete'nin Balyoz adlı tarihin en büyük sahtekarlığıyla gerçekleştirdiği o kumpas davasının ardından iktidar, suç ortağının açtığı kulvarda tut Emasya planını kaldırdı. Emasya planı Türk Silahlı Kuvvetlerine e, toplumsal e, olaylarda ve afette sorumluluk veriyor ve müdahale etkisi tanıyor. Dediler ki bununla darbe yapar bunlar. Yani e, kendi ordusundan güvenme kendi ordusuna güvenmeyen hiçbir hiçbir şekilde ona güvenmeyen bu iktidar kalktı Emasya Ama burada bir itirazım da, var İsmail. Ne? Bir itirazım ne? var. Bak. Hiç kimse asker neden yoktu? Asker neden yoktu diye soruyoruz ama asker hazırdı, neden gitmedi diye soruluyor evet, ya. Evet, Şimdi buradaki ihmal benim gördüğüm, bu evrak okuması ve senin haberlerinden de anladığım, buradaki ihmal kimin? Afat'ın. Evet. Kardeşim sen neden 36 saat bekledin? Evet. Önce bunu sorgulamamız Şimdi gerekiyor. Ben, tabii. Bunu hiç açıkladılar mı sana? Hayır ama ne olduğunu söyleyeceğim işte. Ha. Neden? Şimdi ya zaten tam olarak bundan ötürü işte. Bak, emasya protokolü askere doğrudan sorumluluk veriyordu. 2010'da kaldırıldı. Yerine ne kuruldu? İşte AFAD kuruldu. AFAD'a bağlı olarak Türkiye Afet Müdahale Planı kuruldu. Evet. Afet Müdahale Planı'nda bir afet anında beslenmede, sağlıkta, ulaştırmada, haberleşmede ve enkaz kaldırmada ana çözüm ortakları var, destek çözüm ortakları var. Ana çözüm ortağı doğrudan sorumluluk alabilecek kurumlar. Onlar sıralanmış. Türk Silahlı Kuvvetleri enkaz kaldırmada destek çözüm ortağı. Yani operasyonu bizzat yürütecek değil. Eğer ondan 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 ona dair bir talep gelirse, ondan yardım istenirse ancak görev başına gidecek unsur olarak geçiyor. Milli Savunma Bakanlığı. Mesela enkaz kaldırmada sorumluluk sahipleri kimler biliyor musun? Aile Bakanlığı. Ya, Aile Bakanı'nın enkazla ne alakası var? Yahut Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı bunlar var. Milli Savunma Bakanlığı yok. Şimdi şöyle bir bilgi... Neden yok? Evet. Temel kaygı şu. Ordunun 36 saat boyunca bütünüyle sahara, sahaya çıkarılamamasının en büyük nedeni ben iddiayla söylüyorum. Asker darbe yapar mı korkusu, yerleşik korku nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri vaktinde ve bütün birlikleriyle sahaya çıkarılamadı. Ama bak bunları anlamakla birlikte hani farklı bakış açılarını da ben Hı. sana aktarıp fikrini alayım. Tabii. Ben bunu dün mü önceki gün mü söyledim? Kültür Bakanı Turizm bak Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u aradım ben. Çünkü o Malatya'daki olup bitenlerden sorumluydu, Hı. koordinasyondaydı. Dedi ki PKK tam da depremin hemen üzerine füzelerle saldırdı dedi. Peki. PKK terörü. Ve sınırdaki askerlerimizi geri çekmekte zorluk yaşandı dedi. Buna ne diyebiliriz? İkinci Ordu Komutanlığı bölgesi. Hmm. E kardeşim üçüncü Ordu Komutanlığı ne yapıyor? Hmm. Yani işte sadece Türkiye'nin ordusu ikinci ordudan ibaret değil. Güçlü bir ordu olduğunu biliyoruz. Sadece o mu yani? Birinci ordu İstanbul'da, efendim ikinci ordu Erzurum'da o orduların görevi alanı nedir? Ha başka yere kaydırabiliriz. Güzel. zaten bakış. günün sonunda öyle oldu. Bunlar zaten hava kuvvetleri personeli. Bunlar hmm. sınır beklemiyor ki. Hava kuvvetleri personeline diyorlar ki uzman ya da olarak gidin diyorlar. Hmm. Deniz kuvvetleri sınır mı kolluyor Allah aşkına? Deniz, o da yani deniz sınırını koruyordular yani Dolayısıyla tüm Türk hava tüm e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün personeline yapılan çağrı bu. Özel olarak ikinci Ordu'ya değil. Kaldık ki ikinci Ordu zaten bulunduğu illerde görev yapıyor. Orası normal çünkü tamam. kendisi depremzede evet. ikinci ordunun. Iki, Onlar Malatya da Ya Malatya arasında. orası. Evet, i̇kinci evet. ordunun merkezi Malatya. Güzel. E, Hudut alay komutanlığı merkezi Hatay. Onlar da artık kendi enkazını kaldırsın. Peki bir şey. Bak önce şunu söyleyeceğim. Heh. Bu mesai bende 8, 10, 14 Şubat tarihli yazışmalar da var. Yazdım yazımda da. O yazışmalar gösteriyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri bir afete müdahaleye de hazırlıklı değilmiş maalesef Türkiye afet müdahale planından çıkarıldığı için olası bir afette nasıl pozisyon alacağına dair hazırlığı da yok. Hayır, o yazışmalarda çünkü, yazışmalarda ne var? Ne, çünkü şöyle, neye Türk Silahlı Kuvvetleri soracağım. gidiyor sahaya He. ve gittiğinde barınma sorunu ortaya çıkıyor. İHA'şı sorunu ortaya çıkıyor. Planlama sorunu ortaya çıkıyor. Gittiğinde bazıları müstakil gidiyor, karmaşa doğuyor. E, efendim kimin kimi nereye nakledeceğine dair bir belirsizlik doğuyor. Hiçbir hazırlığın önceden yapılmadığını anlıyoruz. Bu işte, bir kaosun ortaya çıktığını bu büyük anlıyoruz. Bu bir bu büyük bir mesele. Hatta diyor ki yazışmalarda işte o işte afadla koordine kurulmadan yapılabilecek hamleler ekstra yük getirmektedir diyor. Ne yükünden bahsediyorsunuz? Herkes her taşı kaldırabilirdi. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin böyle ihmal edilmesi ve o yerleşik darbe korkusu nedeniyle asıl görevini yapamayacak hale getirilecek olması nedeniyle burada da burada da bir müdahaleyi hazırlık notasında giderek plansız olduğunu anlıyoruz. Şimdi İsmail deprem oldu gittin hemen oraya ve bizleri bilgilendirdin kamuoyunu. Her şeyi gördün. Enkaz kurtarma ilk 24 saat, ilk 48 saat. Bir şey rica saat. miyim? Hilal acaba İsmail Çıtaklı'nın yayınladığı ses kaydını yayınlayabilir mi? Onun kaydını ben yanıt hakkını kullanmak Hilal, istiyorum. Hilal bakar mısın? Bak Önce bir